Devam et abi. Şurada sağda görürsek arkadaşlar müsaade edecek. Beyler bir gel abi lütfen. Buraya gelmez. Hapseden bir açık. Hapseden. Hatırınızı bekliyoruz bakanım, hazırız. Hadi başlayalım o zaman. Bakanlık olarak ülke çapında 14 projede toplam 185 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem hattı inşaatına devam ediyoruz. Bahçeli Evler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metro hattının da dahil olduğu tam 103.3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı güzergahta İstanbul'da metro çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Büyük bir gururla milletimizin hizmetine sunduğumuz asrın en önemli projesi Marmara ile Levent Hisarüstü metrosu toplam uzunluğu 80 kilometre. İstanbul'da yapımı devam eden metro projelerimiz de tamamlandığında 263 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağı 366.3 kilometre yükselecektir. Böylece İstanbul'da raylı sistem ağının %50'sinden fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapmış olacaktır arkadaşlar. Bir arada olduğumuz tünel kazı çalışmaları tamamlanan Bakırköy-Kirazlı metro hattımız 8.4 kilometre uzunluğunda. Hattımız Bakırköy Sahil İdo, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlk Yuva, Yıldıztepe, Molla Gürani olmak üzere 7 istasyonu kat ederek şu anda bulunduğumuz mevcut Bağcılar-Kirazlı istasyonunda son bulmaktadır. Yapımı yine bakanlığımız tarafından devam eden Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir metro hattı da bu hattın uzantısı olup o da tamamlandığında Bakırköy'den sahilden Başakşehir-Kayaşehir'e kadar kesintisiz metro hattı tesis etmiş olacağız. Halkalı havalimanı hattı yaptığımızda da bütün bu mahallelerimiz, ilçelerimiz havalimanı bağlantısı da sağlanmış olacak. Kayaşehir-Bakırköy sahil İdo arası seyahat süresi sadece 39 dakika olacak. Yine Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İncirli arası seyahat süresi 31 dakikaya düşecek. Başakşehir Metrokent Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakikaya inecek. Projemizin toplam ilerleme oranı bugün itibariyle %70'e gelmiştir. Toplamda 17 kilometre tünel kazısını bitirmiş olduk bugün itibariyle. Tünellerdeki 17 kilometrelik demiryolu ray montajının da 5 kilometresini tamamladık. Ve önümüzdeki cumartesi günü Türkiye'mizin ikinci, dünyanın beşinci denize dolgu havalimanı olan Rize Artvin Havalimanı'nda milletimizin hizmetine sunacağız. 14 Mayıs'ta Rize Artvin Havalimanı'nı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açıyoruz. Bakırköy-Kirazlı metro hattının 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancı, karayolu bakım ve işletme kazancı 2.4 milyar dolar, zaman kazancı 3.6 milyar dolar olmak üzere toplam 6 milyar dolarlık tasarruflar sağlayacağız. Sadece bu ekonomik kazanç dahi gerçek anlamda kimin İstanbul için çalıştığının en güzel göstergesidir. Bakın şu anda İBB'nin de devam eden yaklaşık 100 kilometre raylı sistem hattı var. Daha önce başlanmış hatlar, önceki dönemimizde başlattığımız projeler. Yerel yönetimlerin en önemli görevi vatandaşlarına güvenli, konforlu, ekonomik bir toplu ulaşım sistemi sunmaktır. Maalesef 3 sene geçmesine rağmen kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. Bizler ise 2023 yılında bu saydığımız bütün metro hatlarını, yani devam eden 103 kilometre metro inşaatının tamamını bitirip İstanbulluların hizmetine sunacağız. Hatta bu yaz sonuna kadar Pendik Tavşantepe Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını, İBB'nin yapmadığı için 2 yıl önce bakanlık olarak devraldığımız Başakşehir Metrokent Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir metro hattını, Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattını bu yaz bitmeden hizmete açacağız. İstiyoruz ki herkes millete hizmetle yarışsın ama maalesef orada da adam akıllı bir şey yok. Milletimizin terazisi hassastır. İstanbul'daki beceriksizliği izlemektedir. Gerekli yanıtı da sandıkta verecektir. Bizler günebirlik tartışmalar yerine ülkemizi ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projelere, milletimize en iyisini sunmaya
sadece bugünü değil, geleceği aydınlatacak eserler yapmaya devam edeceğiz. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı ve metro projelerimiz gibi tüm dünyanın gıptayla baktığı projeler ile İstanbul'u bambaşka bir noktaya taşıdık.